Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Öğlen namazının vaktinin delilleri. Öğlen namazının ilk vakti güneşin gök ortasına gelip batıya doğru meyletmesiyle başlar. Son vakti ise her gölgenin kendi misline benzerine dönüşmesiyle zil-i zeval gölge payı çıktıktan sonra öğlenin son vakti bitmiş olur. Bununla ilgili ayet-i kerimeler ise Yüce Rabbimizin buyurduğu şu ayet-i kerimelerdir. Güneşin ortadan kayması anından gecenin kararmasına kadar güzelce namaz kıl. Bu İsra suresi 78. Bu ayette sabah ve öğlen namazının vaktini belli ettiğini hemen fark edilmektedir. Ayette güneşin ortada kayması anından maksat anlaşılıyor ki öğlen vaktinin girişine işarettir. Diğer bir ayette ise gün şöyledir. Gündüzün nihayetin öğlen vaktine vardığınız zaman vakitte de öğle vaktine vardığınız vakitte de Allah'ı tesbih edin. Bu da Rum suresi ayet 18. Hadisteki delil ise şöyledir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu teala anhu'dan dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra güneş tam tepeden batıya meylettiği zaman müezzine emretti ve öğlen namazını kıldırdı. Öyle ki iyi bilen bir kişi gündüz yarı olmuştur derdi. Bu hadisi Müslim rivayet etmiş. Başka bir hadiste ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının vakti güneşin batıya kaymasıyla başlar. O zaman kişinin gölgesi boyu kadardır. İkindi girinceye kadar devam eder. Bu hadise de Müslim rivayet etmiştir. Diğer bir hadis ise şöyledir. Ebu Berze radıyallahu teala anhu'dan şöyle rivayet ederek dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını güneş batıya meylettiği vakitte kıldırırdı. Bu hadisi de Buhari rivayet etmiş. Öğlenin sıcaklığı arttığı zamanlarda namazı geciktirmek ve bununla ilgili delil ise şöyledir. Ebu Zer radıyallahu teala şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Müezzin öğle ezanını okumak istedi fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem serinliğe bırak buyurdu. Biraz sonra müezzin yine ezanı okumak istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz tepeciklerin gölgesini görünceye kadar iki veya üç defa serinliğe bırak. Şüphesiz sıcağın şiddeti cehennemin kükremesindendir. Sıcak şiddetliğin zaman namazı serinliğe bırakınız. Bu hadisi Ebu Davud, tercüme ve şerhi, Buhari, Müslim, Tirmizi, İmam Ahmed bin Hanbel bu hadisi kayıt altına almıştır. Cumhur ulemanın delili ise şu hadistir. Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, İkinci gün her şeyin gölgesi bir misli olduğu zaman öğle namazını kıldırmıştır. Hiç şüphe yoktur ki bu görüş daha kuvvetlidir. İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 393. Öğle vaktinin başlangıcı ile ilgili olarak bütün müçtehitlerin dayandıkları delil Allah-u Teala'nın güneşin zevali vaktinde namaz kıl İsra suresinin 78. ayetidir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته